eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Mehmet Özerli Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet, harika konuklarım var. Güzel güzel yemekler yapacağız. Bu arada Altan Bey çok dikkatli bir şekilde Başak'ın kitabına bakıyor. Evet, evet. İsmi çok ilginç geldi ya. Nigahtar. Nigahtar. Evet. Osmanlıca'ya meraklıyız zaten. Bana sağ olsun eski arkadaşım Başak imzalayıp da getirmiş. Ben de hemencik eve gidince okumaya başlayacağım. Evet. Konusu ne? Konusu iki ayrı zamanda geçen bir hikaye. Bundan 1200 sene önce Abbasi İmparatorluğu zamanında Hallacı Mansur'un hayatını okuyoruz. Hallacı Mansur aslında bu topraklarda isim bilinir, evet, ama bilinir. İşte sadece Enel Hak dedi ve öldürüldü, evet, diye bilinir. Halbuki bilinmeyen şey aslında Hallacı Mansur'un Sufizmin atası oldu. İşte Mevlana'nın, Şems'in, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın feyz aldığı, ilham aldığı kişidir. Onlar onun takipçileridir aslında. Ve Hallacı Mansur'u idama götüren bir süreci okuyoruz bundan 1200 yıl önce Abbas İmparatorluğu döneminde. Enteresan ha konusu. Evet ve Hallacı Mansur'un günümüze ulaşan bir tane kitabı var. Tavasin ismi. Hı hı. 8 sene hapis yatıyor. Hapiste kurtarılan tek kitabı bu. Bir de risaleleri var. Kayıp risaleler, evet, deniyor. Ben hikayeyi bu risalelerin ekseninde kurdum. Bir de şey de enteresan. Ben Başak'ı tanıdığımda tam 20 yıl oluyor hakikaten. Evet. Yaşımız ortaya çıkıyor ama çıksın boşver. Olsun. 35 olduğunuzu anladım. Evet. 15 yaşında kadar. O zamanlarda mesela Başak yine modellik yapıyordu. Oyunculuk yeni başlamıştı falan filan ama hep çok okurdu. Evet. Okudu, okudu, okudu. Sonunda yazmaya başladı. Bak ikinci kitabı çıktı. Vallahi tebrik ediyorum arkadaşımı. Bu arada ne yapacağımızı anlatayım mı şimdi? Yemek yapacağız. Yemek yapacağız. Çünkü bu yemek programı aynı zamanda. Bugün tam böyle Viyana usulü bir şinisel yapacağım. Yine tam onların yanlarında yedikleri gibi bir patates salatası yapacağım. Böyle hafif kapalı, kornişonlu, taze soğanlı, ançuez de var esasında. Ançuezle beraber baharatı tereyağıyla servis edeceğim. Tam böyle yani Viyana'ya gittiğiniz zaman gelen bir tabak gibi. Viyana'ya gitmeye gerek yok tabak yani. Tabak yapacağız. Evet. Çok da güzel bir tatlı yapacağız. Yoğurt tatlısı, evet, yapacağız. Yoğurt tatlısı frambuazlı. Frambuazlı böğürtlenli vişneli bir sos yapacağım üzerine. Oh harikulade. İçine de koyacağız frambuazlı. Bir şey söyleyeceğim. Şu öncelikle şu tereyağı, baharatı tereyağı yapacağım. Onu sonra streç filme saracağım. Servis yaparken böyle güzel güzel kesip şinitselin üzerinde servis etmek için. Onu bir hemen yapalım buradan. Tereyağını al sen. Bir mutfak robotundan çekeceğiz. Streç filme saracağız. Buzluğa atacağız. Donacak. Ne var burada? Limon kabuğu var. Hafif ekşi şeye yakışıyor şinitsele. Limon kabuğu rendesi var. Tereyağın içine limon kabuğu rendesi koyuyorum. Ara sonra hemen şinitselin üzerine bir dilim limon koyarlar. Evet koyacağım zaten. Onu o, koyacağım. Yani o sürülür o limon. Hafif ekşileştirir. Baharatı tereyağı da üzerinde hafif böyle eritilir. Hatta şöyle tam Viyana usulü yapacağım. Şöyle bir dilim limon keseceğim. Üzerine tereyağı koyacağım. Tereyağın üzerinde bir tane ançuez koyacağım. Yani tam usulüne uygun bir tabak yapacağım. Limon kabuğu. Birazcık burada karışık kuru baharat var. Yani ne buluyorsanız kimyon, kırmızı biber, toz biber, birazcık tarçın, birazcık muskat. Bu karışık baharatı koyuyorum. Böyle taco baharatı olarak da marketlerde satılıyor bu. Bundan da koydum. Çok azıcık da az kimyon daha koyacağım. Bunları çekeceğiz şimdi bir mutfak robotundan. Streç'i saracağız. Şekilli bir şekilde olsun diye servis yapacağız. Orijinali böyle mi yani kimyonlu falan mıdır o? Hayır ben burada birazcık benim bir dokunuşlarım. Biraz Adana oldu yani. Biraz güzel Adana oldu. Oldu. Güzel güzel severim. Ay, Adanalı konuk gelince içimden benim de bir yani Adanalı konuk çıkıyor. Yani. Evet güzel. Bu arada tabii şöyle bir şey öğrenmiş oldum demin. Altan Bey yumurta yiyemiyormuş, alerjisi çıkmış. Bizim de bütün tariflerde yumurta var. Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Sürekli değil. Bir geçici bir süre yumurtayı vücutta sıfırlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra hani yarın öbür gün bir yerde bir şey ikram etmek isterler. O adamı duymuştum televizyonda yumurta yiyemiyormuş demesinler. Nasıl tekrar ediyor vücut? Şöyle bir şey yapıyoruz. Bilmiyoruz. Mutfaklarda çareler tükenmediği için biz yaptığımız yemeklerin yumurtasız versiyonlarını da yapıp ondan yedireceğiz. Sana tam orijinaline göre yapacağım. Tamam. Altan Bey'in şinitselinin panesine yumurta koymayacağım. Patates salatasını ayıracağım.
sossuz yapacağım falan filan. Sen onu çeke bence. Çekiyor. Önce. Çek bakalım. Hemen onu bir streçleyelim, bir buzluğa tamam. Atalım, bir donsun. Ben de patates salatası için birazcık bir doğrama işlemlerine geçeceğim. Patates salatasını ayrı yapacağım, sosunu ayrı yapacağım. Ki şey olmasın, Atam Bey'i rahatsız etmeyelim şimdi. Çak aldım. Biraz kırmızı soğan da koyacağım. Soğan yersiniz değil mi? Yerim. Siz? Ben pek sevmiyorum ya Adanalı olarak. Ben ilginç bir Adanalıyım. Bu testi yaptırdınız ya. İyi ki kebap mebap çıkmadı şey. Çıktı ben ya. Ben de yaptırdım o testi bu arada. Çıktı. Ama... Geçen sene kuzu eti çıktı. Ben o testi hemen dikkate almadım. Ay siz kuzu eti ve Adanalı... Ya bir Adanalı'ya yapılacak yani... en büyük zulümdür ya kuzu ya, eti. Senin hiç öyle yediğin yemediğin bir şeyler var mı Şak? Bu testi ben de yaptırmıştım. Bu kan testinden değil mi? Nohuta çıktı. Başka? Portakal suyuna. Bir şey daha çıkmıştı ama unuttum. Yemiyor musun artık onları? Ya uzun bir süre nohut... Tüketmedim hakikaten ama şimdi tüketiyorum, bir rahatsızlık vermiyor. Nohut yemeden yaşanabilir de. Şimdi yumurta öyle kritik bir evet, şey ki her şeyin içinde olduğu için. Var var. Bilmeden de bazı şeylerin ya, içinde var ya. Böreklerin üzerine sürüyorlar, poğaçaların her üzerine sürüyorlar. Var. Evet yani. Her şeyde kullanılıyor yumurta. Evet. Ya, makarnada var mıdır yumurta? Ev yapımı makarnada. Ev evet. Yapımı makarnada tamamen yumurtayla yapılır esasında. Evet, al işte. Al işte. Ama bu dışarıda satılan makarnalar var ya. Hı-hı. O kuru makarnalar yani. Hı-hı. Kuru makarnalarda yumurta yok. Ha. Ya o su ve durum budayla yapılıyor. Ev yapımı hani böyle hani taze makarna dediğimiz o fresh pastalar ise o da tam tersine normal un ve çok yumurta ile yapılıyor. Yani 100 gram una bir yumurta şeklinde tamamen yumurta bazlı bir makarna. Yani onun da ölçeği belli mi? İtalya'da orijinal olarak yumurtalı mı yapılır makarna? Taze makarnası İtalya mı diyorsunuz? Yok önümüzdeki şey bir film gösterimi için gideceğiz de. Ha, büyük olasılıkla gitmiyorum, vazgeçiyorum. Buradan söylüyorum yumurtalıymış makarnalar. İtalya'ya gidip makarna yemeyecek miyim ben? İtalya'ya gidip makarna yemez. Buradan yanında paket makarna götüreyim bari ya. Pizza yersiniz pizza. Pizza da yumurta. Önümüzdeki hafta sıfırlıyoruz. Tamam daha bir şey kalmadı. O zaman tamam ya. Bugünü bugün atlatırsanız tabii, ben yumurtasız bir şekilde. Patates salatası için taze soğan, kırmızı soğan, birazcık kornişon doğrayacağım, biraz kapalı doğrayacağım. Bu arada Seda çok güzel bir şekilde o tereyağını bir streç filme sardı. Ve şeye koyacağız. Buzluğa koyacağız. Benim aklıma bir şey geldi. O tereyağının hani böyle buz küpleri olur ya. Evet. Ona koysak böyle olur. Şekilli güzel olmaz mı? Olur, çok da güzel olur. Değil mi? Evet olur. Ve tabii bu tereyağını böyle yaparsanız, biraz da çok yaparsanız, bütün evde yapacağınız ızgara etlerin üzerine bir dilim o tereyağını koymak bambaşka bir lezzet katacaktır. İçindeki baharatıyla özellikle. Baharatıyla beraber evet. Üzerinde eritince de çok ortaya harika bir sonuç çıkacak. Taze soğanları da doğruyorum. Hocam çok sanatsal yalnız o hareket ya. Hangisi? Ben şu işte şu hareket ya. Evet yani. Bunda bir şey yok. Şu parmağı yeter ki şöyle yapmak önemli. Kaptırmamak önemli parmağı. Bakın böyle öyle diyorum ama bak benim parmaklara baksana yara izleri şimdi. Sohbete dalınca. Sohbetten de bazen kaza oluyor işte yani. Bir kase çıkartayım patates salatası için. Sen ne yapacaksın bir anlat şimdi. Şimdi yoğurt tatlısını nasıl yapacaksın? Yoğurt tatlısı... Benim halam yapardı, çok severdim. Acaba aynısı mı? Ya aynısıdır. Geleneksel bir tatlı. Ben de aynı şekilde yapacağım zaten. Aslında bir çeşit kek yapacağız. Evet. Şerbetli bir kek yapmış olacağız. Üzerine tamam. Şerbet ilave edeceğiz. Fırında pişireceksin onu? Fırında pişireceğim. Tamam. Normal kek gibi pişireceğim. Sonra ılınınca da şerbetini üzerine dökeceğim. İçinde? İçinde yumurtası var, şekeri var, unu var, yoğurdu var. Bol miktarda. Yumurta mı? Güzel, severim. Bunu yumurtasını yapmamız imkansız abi. Şimdi seni bir şekilde sorun değil, sorun değil. Bunu buna uyduracağız ya, bunu da ben oyunculukta çok iyi yiyormuş gibi yaparım. Kabartma tozu ilave edeceğim. Hepsini birlikte kasemin içine yerleştirip tamam. Güzelce çırpacağım. Kalıba dökeceğim, o kadar. Soğanı da şerbetleyeceksin. Şerbetini birebir yaptık. Birebir şerbeti var. O da ılık olacak. Birazcık da frambuaz ve böğürtlen sosu yapacaksın. Frambuaz, böğürtlen, evet karışık bir sos yapacağım üstüne. Süper, nasıl geliyor kulağa? Güzel. Sen bu tarifleri evde yaparsın artık. Senden öğrendiklerimi hep yapıyorum biliyorsun ben. Yıllardır. Biliyorum. Hep benden öğrendik. Evet. Senelerdir aynı tarifleri yapıyorsun. Bazen Mehmet'i arıyorum. Mehmet misafirim var bana çok acayip bir şey öğretmen söylemen gerekiyor diye. Bana 5 dakikada böyle şunu yap bunu pratik yap falan. Pratik tarifler de veriyorum ben sana. O bolognese soslu makarnan var ya efsane yani. Senin bolognese sosun aslında ama benim oldu. Bolognese sos dediğimiz kıymalı makarna. Kıymalı makarna. O kadar da var ya. Bu sos 2 saat pişiriliyor. Uzun 2 saat mi? 2 saat pişiriliyor. Hayvan direnmiş o zaman kesilirken. İçinde neler yok ki yani. Lezzetli. Kereviz sapı var. Havuçlar var. Soğan o eriyor yani içinde 2 saat pişirince içinde hiçbir şey taneli kalmıyor. Hepsi bolognese eriyor. Bolognese sos ve kereviz. Evet. Ve tabii havuç. Evet. Yani esasında kereviz, havuç, soğan üçlüsü. Hı hı. Özellikle Fransız mutfağında bütün bu tencere yemeklerinin temel üçlüsü. Mirepoix diyorlar bir üçlüye.
hemen hemen bütün uzun pişen yahniler, onlar bunlar da bu üçlü kullanılıyor. Yani kereviz zaten geriden böyle güzel bir tat veriyor. Kereviz, soğan ve havuç üçlüsü. Sana sormuyorum bir Adanalı olarak ama acı yiyebiliyorsun ben değil yerim. Mi? Birazcık acı da koyacağım patates salatasının içine çünkü. Ben patates salatası çok severim biliyor musun? Sever mi? Çok güzel olacak patates salatası. Bu biberin ilginç bir adı var. Bu bildiğimiz bir biber çili. Değil. Çili. O mudur bu? Bu çili. Meksika biberi, çili. Çok çekirdekli kısımlarına gelince birazcık koymayacağım. O çok acı yapıyor hakikaten. O kadar da acı olsun istemiyorum. Yani bir iki dilim daha kesip sonra bırakacağım. O şey değil değil mi? Jalapeno dedikleri o değil. Hayır, bu jalapeno değil. Ben çok az mikser çalıştırayım. Çalıştır hadi biz o arada susalım da bari konuştuğumuz anlaşılır. Görün güzelce pürüzsüz bir şekilde Seda yoğurt tatlımızı çıktı. Hemen fırın kabına döküyorum. Fırın kabına döküyorsun. Hemen 180 derece. İçine şunu aradan atacak mı? Atacağım tanelerinden de atacağım. Tanelerinden atacak içinde. Ne var orada? Vişne var. Vişne var, frambuaz var, böğürtlen var. O tamamen tercih meselesi. Ben üçünü de karıştırdım. Ve yumurta var değil mi? Aynen. Onda değil mi? Kabarması için bir şey konuyor mu? Kabartma tozu var. Ha, tamam. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizi bekletmemek için aynısından da yaptık. Seda yapmış daha doğrusu. Bak göstereyim böyle de bir şey olacak. Bunu yemediğinize de pişman olacaksınız yani. Ben yiyeceğim. Doktoruma aynen. Soruyorum, doktoruma soruyorum. Ben yiyeceğim. Bir parça yesem. Yani bu da böyle bir... Vallahi çok güzel yani. Evet çok güzel gerçekten. Yani bunu da şimdi yok yiyeceğiz. Ya güzel görünmüyor. Öyle diye diye bir siz kendi kendinizi... Şeyinizi, nefsinizi terbiye edin. Siz bakarsınız al. Önemli yani, olan nefis o kitapta yok mu? Nefse hakim olmak. Nefse hakimiyet. Olmaz olur mu? İşte bu orada burada bunu yaşayacağız. Şimdi biraz da kornişon diyorum kabaca. Onlar da patates salatasına girecek. Biraz kapari çiçeği koyacağım içine. O da bir hafif mayhoşluk verecek ve çok yakışacak. Şeyler bir numara değil mi kornişon turşu herhalde? Evet evet. Bir numara. Hepsini doğrayayım doğramışken. Patatesi çok yakıştırıyorum çünkü kornişonu. Şöyle ağza hafiften ince ince gelsin istiyorum. Şu kaparileri de atalım içine. Neyse ben kapariye hep böyle tedbirli yaklaşıyorum. Yani. Neden? Bilmiyorum ki. Ama şimdi patates salatasının içinde çok anlaşılmayacak. Sadece bir mayhoşluk ve ekşilik verecek. O ekşilik güzel bir ekşilik olacak. Ay güzel bir şey de niye ise işte kapari ya çocukluğumda böyle bir şey oldu. Ben şeye yakıştırıyorum böyle balıklı malıklı şeylerde o ekşiliğe yakıştırıyorum. Ben de yani öyle çok aman aramam da. Ben de hani çok ben de aa kapari hiç şey olmadan yaşayamam diyeceğim. Bazı pizzalarda falan da kullanılıyor. Kullanırlar. Şu lan çöz denen şeyle o kapari ikilisi Ançoviz balık değil mi? Balık konserve. Esasında ne? Ançovik, hamsi esasında yani. Ama bu da çok enteresan bir şey. Sardalya'dan da yapılıyor. Sardalya'dan da yapılıyor. Bu da çok enteresan bir şey. Şimdi mesela kulağa şey geliyor hani aa ben ançovisi yetmem geliyor gibi geliyor. Bazı sosların içinde anlamıyorsun onu. Hı hı. Tamamen bir umami etkisi yaratıyor. Yani başka bir tat çıkartıyor ortaya sosun içinde. Tat versin diye yani. Evet eriyor zaten o yok oluyor. Şimdi şeyin içine koyacağım mesela yapacağım o ev yapımı mayonezin içine koyacağım o ançovizi. Ama onu mesela bir tane koyacaksın. O zaten bir mutfak robotunu da çekeceğimiz için onu anlamayacaksın bile. Çok ilginç yalnız hani bunun ona mayoneze tat veriyor olması çok garip değil mi? Yani mesela Sezar salatası sosu var ya. Her yerde hani bütün kafelerde, restoran. Şimdi mesela orijinal Sezar salatasını yaparken o Sezar salatasının sosu esasında ançoviz var onun içinde. Tuzla ançovizi sarımsağı önce birazcık ezersin. Ondan sonra yumurta sarısı koyarsın, hardal koyarsın, biraz limon suyu. Sonra da çok iyi çırpa çırpa zeytinyağını ilave ederek ve en sonunda biraz parmesan rendesiyle Sezar salatasının sosunda ançuez var. Ve birazcık da Worcester sos var yine. Yani orijinal tarifinde var ançuez. Kornişonları da koydum. Şimdi artık patateslerimi de koyacağım içine. Biberini koyduk. Patatesleri de şöyle kabaca doğrayacağım. Çok patatesli haşlama şeyi var değil mi? Çok haşlarsan böyle dağılıyor. Evet. Ama ben biraz bu salatada biraz yumuşak olmasını patatesin seviyorum. Patatesin cinsiyle de ilgili bazı şeyler ya. Bir de yumuşak bu patates evet. Salata ılık bak şu anda zaten patatesler. Ya bu çok takur tukur sevmiyorum bu patates salatasını. Biraz yumuşak yumuşak hoşuma gidiyor açıkçası. Ben hızlıca sosumu yapıp hemen yardıma geleceğim. Sen hızlıca sosunu yap. Sonra da şunları pane harçlarını hazırlayalım. Tamam. Yumurtalı değil mi harç? Sizinki yumurtasız olacak söz verdim. Şunun üzerine birazcık da tuz koyalım. Patateslerin. Patates tuzu sever. Evet. Yemeğin tuzu fazlaysa pişerken işte bir tane hemen patates atarlar. Evet çünkü tuzu çeker diye. Patates. Evet. Biraz tuzladık bunları da. Sosa da koyacağım şey çok koymuyorum.
İstiyorsan şu salatanın sosunu da yapalım, patates salatasını. Tamam. Şey ayrı sos yapacağım zaten Altan Bey'e, yumurtasız sos yapacağım. Mikserde mi çırpacağız, kasesini çıkartayım? Salatanın sosunu mu? Bence mikserde, mikser varsa mikserde de çırpabiliriz. Tamam. Çünkü bir mayonez yapacağız yani. Onu da yapalım. Şimdi onun için ne yapıyoruz? Yumurta sarımız var. mayonez yapmak değil mi? Hazır mayonez evet, kullanıyoruz. Evet, bir çeşit mayonez yapıyoruz evet. Normal hazır mayonez kullanamaz mıyız? Kullanırsınız. Biz havalı yapıyoruz işte. Okay. Adı üstünde Mehmet Özel'le mutfakta program ya bu. Eskiden bu mikserler falan yokken benim çocukluğumda Kurtuluş Savaşı yeni bitmiş. Böyle tek taraflı zeytinyağı evet. Ve yavaş yavaş tabii. Böyle ters çevirirsen bir anda kesilir, yani bozulur falan yani gibi bir şeyler vardı. Yönünü de bozmamak evet, lazım. Evet öyle bir şey vardı. Burada... Artık bunlar çıkınca tabii hayatımız çok kolaylaştı. Şimdi bir anda biz harika bir mayonez yapacağız. Şimdi hardalım var burada. Hardal koyacağım. Bir kısmını ayırıyorum size. Ayrı patates salatası sosu yapacağım çünkü. Mayonez yaparken normalde hardal konmuyor ama sosumuzda hardal olduğu için konuyoruz. Evet biz hardallı bir şey yapmak istiyoruz. Tamam. Salata sosu yapmak istiyoruz. Bu salata sosu mu? Şey, patates salatası sosu salatasının olacak. Patates salatasının sosu anladım. Limon suyu. Hardal, yumurta, limon suyu. Değişik bir mayonez yapacağız. Yani ev yapımı mayonez yapacağım derken o yüzden biraz rendelenmiş sarımsak. Bir de zeytinyağı olmalı değil mi? Olacak en son. Evet. Zeytinyağı birazcık koyacağım, çırpacağım. Tek gerekirse biraz daha koyacağım. Biraz sirke. Biraz bal. Enteresan bir sos yapıyoruz. Evet. İş ciddileşti. Sedacığım birazcık şunun içine karabiber ve tuz koyar mısın? Bal da koyduk. Şimdi birazcık daha limon kabuğu rendesi bunun içine de. Hepsini koymayayım. Bir tane ançöz. Tuzla koydun mu? Koydum. Biraz zeytinyağı koyuyorum şimdi. Çırpacağız. Sonra tekrar koyacağız. Ya bu tip şeylerde asidik malzemenin 2,5 katı kadar falan zeytinyağı. Yani ne kadar asidik şey koyuyorsak onun gibi bir sayıda. Harbiye evet. Limon, sirke bunlar asidik. Asidikler zaten, hatta, evet. Hatta hardal bile. Onun miktarının 2,5 katı kadar zeytinyağı. Hatta zeytinyağı çok ağır geliyorsa bir parça karıştırabilirsiniz de. Çiçek yağıyla. Bir çırpalım Seda Hanım. Tamam. Sonra koyarız yine zeytinyağı içine ilave. Çok az zeytinyağı koy, çok güzel olacak. Nişastayla tamam. Bağladım falan. Evet. Ne demek o yani? Yani koyulaşmasını sağlamak için biraz nişasta koyuyor. Şey. Soğuk suda açıyorsunuz nişastayı. Tamam. Ya ondan sonra kaynayan içine herhalde kaynayan malzemeye ilave edip onunla birazcık daha kaynatıyorsunuz. Bir de şimdi kaynayınca koyulaştırıyor onu nişasta. Sonra böyle kıvam esasında mesela kalıyor. Lokum da öyledir ya. Evet. Lokum da esasında nişasta baktığınız bazı, zaman. Evet böyle koyu olmasını sağlıyor. Böyle koyu bir sos oldu. Reçelleri de yapılıyor mu bu işte? O yok. Şekeri kaynata çektiriyorlar. Orada tam tersinde tamamen şekerin çekmesiyle. Ama yanıyor fazla kaynatılınca da mesela kısık kötü ateşte. Yapılmış vişne reçeli çok siyah oluyor. Esas onun güzelliği nedir biliyorsun? Güneşte kuruturlar ya bir de. Ha. Onu şekerin eritene kadar ocağa evet. Koyup sonra ondan dama sonra, sererler böyle. O güneş ışığıyla pişer o. Sinekler. Ve vişneler de böyle çilekler içinde tane tane kalır. Kaynamadığı için ezilmezler. Evet. Çok güzel. Bizimkiler hep öyle yaparlar da. Çok güzel olur. Öyle bir tarif de isteyebiliriz. Tamam bir gün ara tarif yapalım. Son bir çırpıyorum. Son bir çırp. Şu ben patates salatasını karıştıracağım. Niye kırmızı soğan tercih etti mesela burada? Kırmızı soğan daha lezzetli oluyor bunun içinde. Çiğ soğan yerken kırmızı soğan daha lezzetli bir şey. Hmm. Bence. Evet, patates salatamız hazır. Yaptığımız o harika ev yapımı mayonezi de koyduk. Benimki şahane gözüküyor, şu biraz senin kuru gözüküyor. Senin bir şey söyleyeceğim. Ay, orada ayrı sos yapacağım. Ya ona da mayonezsiz sos... hardallı sos yapılır yani. Niye benim yapacağım, şeyimi... Hardal, bal ve limon suyuyla bir sos çırpacağım. Ama bunlar birazcık daha dolapta bekletmek lazım. Bunu koyalım, hemencik şeyi de yapayım Seda. Diğer sosu. Hani harcından evvel, diğer sosu da yapayım. Ayrıca mayonez kilo alıyor. Ben mayonez, ne yapıyorum ama. Mayonez dediğim zeytinyağı koydum. Birazcık Altan Bey'in salatası içinde şöyle. Altan Bey'in salatası. Altan özel Bey'in bir salata özel yapılıyor. Salatası içinde. Teşekkür ederim. Biraz hardal koyduk. Biraz şöyle güzel bir deniz tuzu atalım. Deniz tuzu deyince aklıma hemen biri geldi ama biliyorum. Şey yapmayalım hemen. Şöyle bir limon. Her şeye deniz tuzu atalım. Bak o kadar salataya bu kadar limon yeter. Birazcık bal da koyacağım içine. Onu da. O bir dengelesin.
Az bir şey. Şu, çek 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 çek. Evet. Şimdi zeytinyağını alalım. Biraz da karabiber koyalım. Karabiber koydum ben. Koydun mu? Ha, koydum tamam. Zeytinyağını alalım. Yine aynı şekilde asidik malzemenin evet, 2,5 katı. Balla hardalı karıştırmak gerekiyor ki lezzeti yakala. Evet, o balla hardal birbirini dengeliyor çünkü. Bal ve hardal, evet hiç çok önemli. Yok yok, güzel güzel güzel, çok güzel. Bakın bu da esasında hiç yumurtasız da güzel kıvamlı bir sos haline geldi yani. Ama onun içinde ekstra ançüez vardı. Buna da şöyle bir şey yapacağım şimdi. Aklıma geldi. Bir dakika dur. Şöyle bir tane ançüezi çok ince kıyacağım. Yok gibi ezerek yani. Bunu da içine koyacağız. Ki bir ekstradan o umamiyi bunu da içine versin diye. Tamam. Bunu da şimdi çırptık. Bunu da biraz daha zeytinyağı koyalım. Bir daha tadına bakayım onunla. Bunu da patatese yedirelim. Yedirelim, o da dolapta dinlensin sizin patates salatınızda. Nüfuz etsin değil mi? Nüfuz etsin ki, evet, evet. Yerken daha lezzetli yiyelim. Daha sonra da şinitsellerimize başlayacağız. Şinitsellerimize göstereyim etlerimizi. Sizin için özel özel hazırlattım. Bu neresinden? Dana'nın kontrflesi. Ama görüyorsunuz çok ince dövülmüş. Topu topu 2 dakika pişmesi bile, yani dışı kızardığı zaman pişmiş olacak. İçini çok kurutmamak lazım. Şöyle bir... Sizinkini sadece yağlayıp yapacağımız pane harcına batıracağım. Ama normalde iyi bir şinitsel için güzel bir pane yapmak lazım. Güzel bir pane yapmak için de önce un, sonra yumurta karışımı, daha sonra da şimdi yapacağım bu pane harcına batıracağız. Bu pane harcının içinde de yine bir mutfak robotundan biraz galeta unu, birazcık beyaz galeta unu, birazcık şu grisiniler, ikisi, biraz parmesan peyniri. İkisi de galeta unu mu bunların? Buna evet, panko diyorlar. Japon tipi galeta unu bu. Ama bütün marketlerde var. Türkiye'de yapılan bir beyaz olan bir ve daha iri taneli bir şey. Burada da normal bildiğimiz hani galeta unu var. Burada da parmesan peyniri var. Ben ekstradan pane harcının dışında parmesan peyniri de koyacağım. Şimdi istiyorsan bir unu vereyim sana Seda. Bir kaseye temel bir pane yapıyoruz. Yani temel bir pane nasıl yapılır esasında onu da görmüş olacağız. Un. Unun içine dur şundan normal ince tuz koyayım. Tuz. Her malzemeyi ayrıca lezzetlendiriyoruz. Yani her katmanının ayrı ayrı lezzetlenmesi lazım. Tuz. Ve karabiber bir parça yine. Unun içine de. Daha sonra ikinci aşama, panenin ikinci aşaması. Ya bu hani mutfak okullarında de ders olarak yani klasik pane nasıl yapılır diye gösterebilecek bir tarz. Unu lezzetlendirdik. Yumurta. İkinci şey. Yani o sizinki girmeyecek ona. Ayrı bir yerde mi çırpacaksın onu? Bunun içinde çırpacağım yumurtaları. Gelin bakın istiyorsanız yumurtaları Altan Bey. Bakayım ya, ne zamandır şimdi görmüyorum. Birazcık daha ıslansın istiyorum yumurtalar. Biraz daha ekstra lezzet katıyorum. Nasıl katıyorum? Süt koyuyorum biraz yumurtanın içine çırparken. Bir kaşık kadar bir süt. Sarıları da ne güzelmiş. Yine yumurtanın da içine tuz koyuyoruz. Şimdi bir tane daha yumurta kıracağım. Rahat rahat. Başka bir şey yok şu anda. Biraz süt koyduk. Biraz süt koyduk. 3 yumurta koyduk. Bir yumurta daha. Karabiber koyacağız. Ben bu arada etleri de teker teker lezzetlendireceğim. Şöyle açıyorum. Ben hemen ekleyip veriyorum karabiberi geri. Tamam. Etleri de şöyle güzelce açtım. Şu kadar şu kadarlarını gördüm ya. Evet. Yani yapılabilir. Ben burada insani porsiyonlar yapıyorum. Şimdi etleri de güzelce açtık. Yine etlerin de kendisini de lezzetlendireceğiz. Her eti ayrı ayrı karabiberle tuzlayacağım. Yine burada daha iyi bir deniz tuzu kullanacağım. Her tarafına değecek şekilde. Evet. Seda, bu panenin en son dış harcı için artık şey yapacağız. Bir mutfak robotunda dediğim gibi, demin anlattığım gibi beyaz galeta unu. Bunu da güzel dengeleyeceğiz. Biraz parmesan peyniri rendesi. Bu benim ilavem. Normalde bir yana usulü şinitselde parmesan peyniri yok ama
Ben, o nereye girse lezzetli hale getiriyor. Evet, lezzetli hale getiriyor. Kanatonun. Ve birazcık da daha bir kıtır katman versin diye grisinilerim var. Onlar da şöyle. Mehmet doldurdu yalnız kurup kurup. Şimdi birazcık yine tuz karabiber. Onda yumurta var mıdır acaba? Yok, üzerine sürmedilerse karıştırdıkları kazanda olabilir. Yok mu yumurta ya? Biraz tuz. Eser miktarda. Biraz karabiber. Dış katmanda lezzetli yapalım. Evet, ben bir şey soracağım sana. Sor. Bu muskatı ben nerelerde kullanabilirim? Muskatı bence bütün beyaz soslu yemeklerde kullanabilirsin. Yani beşameller, böyle sütlü mütlü çorbalar, artı ıspanak muhteşem yakışıyor. Yani bütün beşamel, evet, ıspanak mesela, ıspanak püresi falan, patates püresi bence %100. En çok, belki de en çok yakıştığı şey olabilir yani. Artık panenin şeyini de yaptık. Üçüncü aşamasını da yaptık. Bir taraftan yağlar kızıyor mu? Kızıyor. Şimdi biraz daha kızdıktan sonra ben biraz daha lezzetlendireceğim yağları. Biraz da tereyağı koyacağım. Ne kadar kızdırmak lazım ya? Şimdi bakınca kontrol edeceğiz. Şu pane harcından atarız bir lokma. Ben etlerimi alayım. Sen etlerini al. Bir panelesin sen daha onları. Kızmaya başlamış. Şimdi bunu ikisini karışık kullanınca tereyağı da yanmamış oluyor. Esasında şeyde normal Avusturya'da tamamen tereyağında yaparlar ama sütü alınmış tereyağı yani. Sen oraya çiçek yağı mı koydun? Evet, çiçek yağı koydum. Çiçek yağının içine tereyağı. Evet, biraz lezzetlendirsin diye çiçek yağının içine. Şu yağın kıvamı güzel gibi gözüküyor. Bir bakalım ama. Küçük bir şey. Evet. Direkt tereyağı koysaydık yanardı. Direkt tereyağı koysak yanardı ama eğer tereyağını eritip de sütünü alırsanız, sadece sade yağ kısmını kullanırsanız o zaman yanmaz. Bütün peki, mesele süt, yanan şey süt esasında içindeki. Ha. Sütünü almak önemli. Evet, böyle güzel bir bol bol bir paneli şey yapıyor Seda. Tamam, şimdi bu altan meyki, yumurtasız. Ha, o yumurtasız, tamam, okey. Onu koy şuraya istiyorsan. Hatta istiyorsan, dur en son aşamada atarız. Altan meyki biraz tutmayabilir, üzerine akabilir sizin yani şeyler ama. Yumurtasız hani, olduğu için. Yapışmayacak tabii, tabii doğal olarak. Yağ mı sürdün sen, ne yaptın? Yağ sürdüm birazcık. O benim olan mı? O sizin. Evet. Güzel. Şundan, şunların altını bir dakika kısacak, tekrar açalım. O bu sizinki şimdi Başak'ın gerçek, benim, evet, gerçek çinisiyle ilgili. Olur ya, olmuştur o da ya. Olacak, olur, olacak, olur. İyi olmasın. Ben bir tereyağını kontrol edeceğim, bakayım donmuş mu diye. O tereyağı da çok... Niye iki farklı şey var? Çok aynı anda pişirebiliyor musun? Aynı anda pişirebiliyor musun? Tereyağı da bak ne güzel olmuş. Bakayım. Dondu da. Evet, hemen dedim, evet. Donmuş. Donsun, ben bunu keseceğim şimdi. Şimdi senin üzerine eriyecek o zaten. Ne kadar soğuk olursa o kadar iyi. Birazcık da oda sıcaklığına gelsin. Heyecandan yanlış alet kapatıyorum. Bu arada limonlarını da hazırlayayım ben. Şöyle limon dilimlerini de kesiyorum. Bunlar da şinselin üzerine gelecek şekilde. Ne acayip değil mi? Aslında insanların bu hayatta neye ilgi duydukları çok küçük yaşlardan itibaren evet, belli oluyor. Biz Mehmet'le 20 yıllık arkadaşız. Evet, hakikaten yani, ben enteresan. O zamanlar sadece deli gibi kitap okurdum, her zaman öyle. Evet, bu tam bir kitap kurdum. Sen de sürekli ben de devamlı yemek yapardı sürekli bizim. Ben hem kitap okuyup hem yemek yapabiliyorum. Ben de yürürken sakız çiğneyebiliyorum mesela. Merdiven de iniyoruz üstüne üstüne. Evet, evet. Bütün arkadaşlarımızı toplardı eve. Böyle bir kocaman bir gruptuk. Onlara acayip yemekler yapardı. İnsanlar toplanma yeri gibiydi zaten evde. Aynen. Mehmet'in evi yemek yapılır, sohbet edilir. Mehmet mutfaktan çıkmaz. Bulaşıkları kim yıkıyordu? Sorun bu. Ben bulaşık da yıkarım. Ben ona da gocunmam yani hiç. Vallahi hiç biz toplamamıştık. Sonradan ne oluyordu bilmiyorum. Ben gittikten sonra. Ben demek ki ben hala öyleyim ya. O kadar evde yemek yaparken de bir şekilde bir taraftan da bir şey yaparken bir şey yıkarım. Yani ben de öyle. Biriktirmezsin değil mi? Ben de gözümün öyle. Gözümün önünde o şey olunca yani, yemek yapamıyorum yani. Dağınıklıktan. Aynen. O konsantrasyonum bozuluyor. Evet, artık koyuyoruz şimdi sinirselleri. Ben koyayım. Hangisi altan benimki? Bak. Bunun altını iyice açtım. Bir daha bir şey kontrol yapalım. Onun ucu yağ biraz, ucu biraz açık kalmış. Ya ama işte yapıştıramıyoruz ki. Yapıştırmaya çalışıyoruz. Ah bu yumurtasızlık yok mu? Ah, bu ama bak yumurtalı eldivenlerle dokununca... Yok, bu parmaklarımla dokundum. Şu parmaklarımla yumurta yapmıştım. Bunlarla dokundum. Çok hassas yaklaşıyorum şu an sesinize. Çok dedektif filmi konuştum ben. Seslendirme yaptım, oradan yakaladım. Ben şimdi yani tabakları da çıkartacağım. Şöyle tabaklara bunlarla servis yaparız. Patates salataları da çıkartayım. İki tane ayrı patates salatamız vardı. Onlar da tabağın yanına geliyor. Onlar da bütün sosunu çektiler. Artık programın böyle güzel yerlerine geliyoruz.
Çünkü yemek yeme kısmı. Tereyağlarımı keseceğim. Şöyle iki dilim gelecek şekilde kesiyorum. Telefonunu çıkaracağım şimdi. Bunu tekrar dolaba koyayım. Soğukta beklesin. Şöyle Altan Bey'in salatası. Salatasını Altan Bey'in tabağına koyalım. Burası da şinitseller gelecek zaten. Ya çok patates salatası var ya, demin tadına baktım. Vallahi çok güzel olmuş. Şeyi hepsini bugün akşam ya da yarın denerim. Evet. Dene, evde yap denerim zaten kocana. Ama bu etleri nereden alıyorsan bana söyle, beni yönlendir. Ben sana söyleyeceğim, sen benimle çok yakın etleri tamam. Aldım ya. Şu şöyle. Evet abi. Mehmet'e hazırladığınız gibi hazırlayın diyeceğim. Tamam öyle de. Hatta benim ismimi verebilirsin. Tamam. Onu ayda bir yapabiliyoruz ya yani. En iyi etler alıp gidiyor filan derse. Vay vay vay. Yıkalı yapalım. Evet. Bunu tekrar şöyle arkaya koyalım. Şunu telefonlarını çıkartayım. Sen streç filmini. Etler çok ince. Dışı güzel bir kabuk bağlandığı zaman içi de pişmiş demektir. Yani çok pişirip de etleri kurutmanın bir manası yok. Bu Altan Bey'in gibi. Evet. Altan Bey'in salatası. Altan Bey'in salatası. Şimdi seni. Karıştırmayayım diye şey yapıyorum. Ne oldu vallahi? Oldu. Yumurtasız da yumurtasız da oldu yani. Vereceğim ben. Alayım kulağınızı. Peki bu kadar fazla yağda mı pişmek zorunda? Çünkü derin yağda pişirirsen daha kolay oluyor. Az yağda pişirmek demek daha az yağ... Yapışıyor değil mi şeyler? Daha az yağlı olması anlamına gelmiyor. Bütün mesele yağ çekip çekmeme diye. İstiyorsan 3 kilo yağın içinde pişir. İstiyorsan... Peki o yağ çekmesini nasıl engelleyeceksin? Sıcak yağ olacak. Yani yağın iyi kızmış olması lazım. Bence bir çevir bakayım. Olmuş. Olmuş, çok pişirmeyelim. Ben önce Altan Bey'le başlayayım. Adanalı tabiri hafif sulu kalsın. Ha eti böyle kurutma derler ya. Evet. Şöyle tam usulüne uygun bir şekilde verelim. Tereyağı. Ay. Bir tane de ançüez dikelim üstüne. Almış mı ançüez? Ben yedim de bir dokun. Bana sana koyma peki. Tam usulüne uygun bir şekilde. O tabağınızı alayım. Ben size veririm. Onun yerine. Of nar altın gibi oldu seninki de. Yumurta da olmuş ya benimki. Bu biraz sönük kaldı. O kadar olacak. Ben onu oyunculukla hallederim. O kadar olacak. İyi rol yapmanızı bekliyorum. Şiş. Yiyor sizin muyum? Sizin gibi bir üstattan hemen, böyle bu kadar iyi bir hemen oyuncular. Gömüyor muyuz? Bence siz gömebilirsiniz. Başakla şimdi veriyorum. Bu arada tatlımızın durumu ne? Açtım fırının kapağını, alacağım onu. Sen de tatlı yerim. Wow, bu yeni pişen değil bu yeni mi? Pişen. Ya da pişmiş vardı ama burada biz devamlı pişir yiyoruz. Birazcık yağını daha hakikaten süper gözüküyor benimki. Of çok güzel oldu. Evet. Hemen limonu. Hemen tereyağı. Peki bu şimdi bunu sıcak aldık ya ne yapacağız? Üzerine gezdireyim mi? Gezdir. Limonunu birazcık gezdir. Tereyağını da gezdir. Ama karşıdan karşıya geçerken dikkat edin gezdirirken. Evet. Of size de ağzım sulandı benim de. Tatlıyı da alayım hemen. Şerbetliyim. Bir koktu yani. Ay. Fakat zeytinyağı çok etkiliymiş. Değil mi? Çok etkili. Bayağı zeytinyağı yani bildiğimiz. Altan Bey'e çok hoşuma gitti. Ançüez seviyor. Ançüez seven insanları çok seviyor. Ben hiç sevmem ançüez. Evet. Hadi ye bakayım başı. Beğendiniz mi Altan Bey? Rezalet. Kilo aldırır. Güzel ama değil mi? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ama et de hakikaten et. Yani ben buradan tekrar kazanımı da teşekkür edeyim. Ya et güzel tamam mı? Güzel. Şey de olay öncesi de evet, çok güzel. Bir panesi de harcı da çok güzel. Güzel. Çok güzel. Hani sen de meraklı bekliyorum. Oynadın. Hakkını vereyim güzel, dedim. Ver bakalım. Kendime o lezzet şeyleri yok. Sayın seyirciler çok güzel bir şey yapıyoruz şu anda. Yiyoruz şu an ne oldu? Başak. Patates salatasını da tadına bak. Çok, o da efsane oldu. Onda fazla bir şey var galiba renginden belli. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Oh Seda kek de çok güzel oluyor. Ha ben bakarım. Arkadaşlar affedersiniz yiyoruz ama. Versene kadar. Patates salatası. Mehmet. Muhteşem değil mi? Efsane. Bunların ne kadar ölçekte, ne kadar koyuyorsun, neresini veriyor musun sen? Veriyorum. Bak hiç hatırlatma. Ne kadar iyi bir insansın. Hemen buradan hatırlatma yapalım. İzleyicilerimiz bizi sosyal medyadan takip ederlerse hiç bu tarifleri kaçırmazlar, bu sohbetleri kaçırmazlar.
Nasıl ediyorlar? Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta efendim. Bütün her şeyi orada ölçüsüne veriyorsun. Kaçırdığınız bölümler ve detaylı tarifler nerede? Onlar da aynı senin sorduğun soru gibi Fox.com.tr'nin internet sitesinde. Of of of. Çok güzel, çok güzel. Güzel bayıldım değil mi? Vallahi çok lezzetli. Sizin de olmuş. Patates salatanız yumurtası da mı güzel olmuş mu? Şahane. Bak, yumurta fazla gelirdi buna. Çok çok sevindim. Ay ben ağzım falan, ben de bir şey yiyeyim ben. Neyse şu şinitzeller. Bir tane kaldı değil mi? Bir tane kaldı. Atayım hemen onu da ya. At at. Ben şu tatlıyı servis edeyim. At, ben bakıyorum. Bu patates salatası sosuna ben biraz da ketçap koyuyorum. Ha olabilir. Yani ketçap, o belki bir tatlılık dengesi evet, de verebilir. Evet, ilginç bir şey. Olabilir. Yani bal koymuyordum. Ketçap koyuyordum. Tabii, ketçaptaki o tatlılık. Şekerli şey. Evet. Ketçap patatese yakışan bir şey doğal olarak yani. Ketçap ve patates güzel bir ikililer birlikte. Evet. Bu da oldu. Bunu da çıkartayım. Sen bu arada tatlı servisi yap. Altan Bey'e veremeyeceğiz tatlı yalnız. Evet. Ben öyle görürüm onu, yeter bana. Başa vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim, ben dayanamayacağım. Ben de yapmayı yalan bundan yani. Çatlayacağım atıyorum. O son kalanı fotoğraflık yaparsın, ben bundan yiyorum çünkü. Tamam. Dayanamayacağım yani. Hayır, çok lokum, lokum. Ya şunu da göstermek istiyorum mesela değerli izleyiciler. Şu katmanın nasıl eti üzerini şu şekilde kapladığını da göstermek istiyorum. Yani doğru bir şinitsel pişirme tekniği bu. Ve etin içi de hala sulu. Peki şey, bu piliç şinitsel olayı. Olur. Değil mi? Ama bu güzel. Değil mi? Göğüs eti. Ay çok güzel olmuş. Başka bir şey. Vav. Ben bunu yiyeceğim. Hafif acılık da çok güzel olmuş salatada. Bence de o acı dengesi yakışmış. Geriden geliyor böyle, evet, ilginç aynen. Değil mi? Aynen. Gel bakayım. Helal. Aa. Çok sıcak ama. Program böyle mi bitiyor? He? Yemeklerini yerler. Değil mi? Hemen tatlıyı da verelim. Hemen bir tatlıyı da verelim. Harika olmuş. Yumuşacık ha. Nasıl? Evet, yumuşacık. Evet, çok güzel olmuş. Baharat tereyağı yakışmış mı? Yakıştı değil mi üzerine eridiği zaman? Süper olmuş. Ben de bayağı bayağı yiyorum. Sana tatlıyı hazırlayana kadar. Ben bu tarifin aynısını evde yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Basit de bir de ha. Evet, çok kolay. Böyle bir gözünde büyüyor. Ay nasıl yaparım falan i̇şte diye. İşte değil halbuki ya. İşte bak burada 45 dakikada kaç çeşit şey yaptık işte. Şey dahil. Kek dahil. Evde Mehmet Özer var mı sizin? Çok kolay olur. Bir daha hanımefendi. Yok ama bir telefon uzağımda sağ olsun. He yakındayım. Sıkıştığım ya. Anda. Sıkışırsan gelirim. Sıkışırsan gelirim yanına. Benim patates bitti mi salatam? Ay var size. Ay. Var var. Nasıl gözüküyor böyle ya? Böyle dehşet gözüküyor. Ama bakar mısın? Versene bir lafa bana da. Altan Bey böyle bir şey olabilir mi? Bakmıyorum hiç. Bakmasın. Şu an için muhatap almıyorum onu. Şöyle. Bilmiyorum. Vallahi. Çok yemeğe güzel, devam edersin. Bir tane daha bakar mısın? Program bitiyor çünkü. Bir merak ediyoruz senin yorumunu. Altan Bey de belki yer gibi yapar. Evet. Harika yapıyor şu bak. İçi var ya. Büyük oyuncu onlar. Ben insaflı verdim. Yani çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş mu? Hafif bir yer. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık arkadaşlar. Afiyet olsun. Sizin de ayağınıza sağlık. Her ikinizin de. İyi ki geldiniz. Ellerine renk sağlık. Kattınız. Teşekkür programımıza. Siz yemeğinizi yemeye devam ederken ben bugün ne yaptığımızın bir üzerinden geçeyim, olur mu? Efendim bugün neler neler yaptık. Nefis bir dana şinitzel yaptık. Çok ince dövdürdüğümüz yağsız sinirsiz kontrfilelerimizi güzel tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Pane harcı için 3 ayrı tabak hazırlıyoruz. Bir tanesine normal un, beyaz un, tuz ve karabiber koyuyoruz. Bir tanesine yumurta, süt ve koyduğumuz tuz karabiberi güzelce çırpıyoruz. Diğer tabağa ise bir mutfak robotunda çektiğimiz beyaz galeta unu, normal galeta unu, parmesan peyniri, birazcık grisini, tuz ve karabiberi karıştırıp iyice eliyoruz. Üçüncü tabağa da bu malzememizi koyuyoruz. Daha sonra etlerimizi önce una, daha sonra yumurtalı karışıma, daha sonra da galeta unlu karışıma buladıktan sonra kızgın sıvı yağ tereyağı karışımı içerisinde güzelce nar gibi olana kadar pişirip baharatlı tereyağı, limon ve ançüezle birlikte servis yapıyoruz.
Ev yapımı mayonezli patates salatası için öncelikle patateslerimizi, taze soğanı, kırmızı soğanı, biraz kapar içeceğini, kornişonu doğradıktan sonra bir salata kasesinin içine alıyoruz. Sosu için ançoes, yumurta sarısı, rendelenmiş sarımsak, limon kabuğu rendesi, limon suyu, hardal, sirke, bal ve zeytinyağı ile birlikte bunu bir mutfak rebetinde iyice bir mayonez kıvamına gelene kadar tuz ve karabiberle de lezzetlendirdikten sonra çekiyoruz. Daha sonra salatamızı bu sosla harmanlıyoruz. Biraz dolapta dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz. Baharatlı tereyağı için tereyağımızı mutfak robotuna alıyoruz. Üzerine taco baharatı, limon kabuğu rendesi, birazcık köri koyduktan sonra güzelce mutfak robotunu da çırpıyoruz. Bir streç filmin üzerine yayıyoruz, halka haline getiriyoruz. Soğuttuktan sonra şinitzerle birlikte servis yapıyoruz. Vişneli ve böğürtlenli kremalı yoğurt tatlısı için öncelikle yoğurt, toz şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Daha sonra kuru malzemesini yani ununu ve kabartma tozunu koyuyoruz. Güzelce bir kek kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Ardından bunu fırına dayalıklı bir kabın içine döküyoruz. Ortalarına birazcık dondurulmuş vişne, böğürtlenme frambuaz koyuyoruz. Ve fırında güzel bir renk alana kadar pişiriyoruz. Daha sonra fırından çıktıktan sonra birebir ölçekte yaptığımız şerbetini veriyoruz. Ayrı bir yerde şekerle bu donmuş meyveleri nişastayla koyulaştırarak pişiriyoruz. Bu hazırladığımız sosla birlikte servis yapıyoruz. Evet. Evet, harika bir sohbetti. Güzel güzel yemekler de yaptık ama maalesef programın da sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ama artık veda etme de vaktimiz geldi. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Son bir kez bir sosyal medya hatırlatması yapalım. Efendim, bizi sosyal medyadan nasıl takip edebiliyorsunuz? Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta efendim. Kaçırdığınız bölümler ya da detaylı tarifler nerede? Onlar da Foxconn.tr'de diyoruz. Veda ediyoruz ama siz bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz yine böyle birbirinden değerli konuklar, birbirinden seçme lezzetlerle evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz efendim. Ama hoşçakalın da diyoruz. Hoşçakalın.